Arkası Yarın. Esrarlı Kule 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Victoria Holt. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Almadılar mı yoksa? Beni karşılamaya hiç kimse gelmedi. Bayan Karen! Bayan Karen! Buradayım Cemil! Hoş geldiniz. Sizi karşılamaya ben geldim. Babam gelecek sanıyordum. Ne oldu, hasta mı yoksa? Hayır. Her zamanki gibi romatizmaları azdı yine. Hadi gelin gidelim. Araba az ileride duruyor. Tamam. Romatizması dışında babamın sağlık durumu nasıl Cemil? Eskisi gibi yine kriz geçiriyor mu? Maalesef. Geçen hafta yine fenalaştı. Vahşi bir at gibiydi. Her şeye kızdı, sağa solu kırdı geçirdi. Zavallı babam. Annemin ölümünü bir an olsun unutamadı. Onun krizlerinin tek sebebi bu. Amcam evde mi? Ya hayır, gemisiyle sefere çıktı yine. Kim bilir ne zaman döner artık. Haklısın. Her seferi bir seneden fazla sürüyor. Kaç yıldır yüzünü gördüğüm yoktur. Onu öyle çok özledim ki. Amcanız iyi bir insan Bayan Karen. Konuşkan, şakacı, kalender biri. Babamın tam tersi desene şunu. Güzel amcacığım benim. Evinize hoş geldiniz Karen. Hoş bulduk Fanny. Aradan 4 sene geçti ama evin içinde değişen hiçbir şey yok. Okulda biraz zayıflamışsın. Size orada yemek yedirmediler mi yoksa? Sadece yeteri kadar yedirdiler dadı. Şükürler olsun ki orada senin gibi peşimizde yemek yediyen bir kadın yoktu. Bu evin kahyası olarak babanız dahil hepinizin yiyeceğinden içeceğine sorumluluğum olduğunu unuttun galiba. Şaka söyledim benim güzel dadıcığım, alınma hemen. Babam nerede? Geldin mi Kerem? Babacığım, sizleri öyle çok özledim ki. Evine hoş geldin kızım. Bugün yine romatizmalarım azdı. Yemekten sonra görüşürüz. Sanki eve döndüğüme memnun olmamış gibi bir hali var. Beni karşılayan Dick amcam olsaydı eve dönüşüm ne kadar da farklı olurdu. Öyle değil mi Fanny? Sizinle aynı fikirde değilim küçük hanım. Babanız arkeoloji ve felsefe konularında eserler yazmış ciddi bir bilim adamıdır. Amcanızsa her limanda kendine sevgili bulan çapkın bir kaptan. Ama hayat dolu bir insan. Neyse, tren yolculuğu beni çok yordu. Yemekten önce yatıp dinleneyim. Daha sonra bol bol konuşuruz. Karen, ne olur geri gel artık karıcığım. Geri gel. Aha. Bu ses de ne? Karen. Karıcığım lütfen geri gel. Babamın sesi bu. Rüyasında annemi görüyor olmalı. Bir de ben görebilseydim annemin yüzünü. Belki benim de rüyalarıma girerdi. Babam sevgisinden onun adını vermiş bana. Şimdi de onu sayıklıyor. Acaba eve dönüşüm babam da unutmak istediği eski hatıraları ve acıları mı hortlattı? Günaydın Fanny. Günaydın küçük hanım. Kahvaltıda çay mı, portakal suyu mu içerdiniz? Portakal suyu lütfen. Babam kahvaltıya inmedi mi? Babanız kahvaltıyı erken yaptı ve gitti. Gitti mi? Demek hala gidiyor.
Tabii, muntazaman gidiyor. Ayda bir kere. Fanny, aklım ermeye başladığından beri babam her ay kimseye hiçbir şey söylemeden gider, ertesi günü gelir ve yine kimseye bir şey söylemeden çalışma odasına kapanır. Bu habersiz gidişlerin dönüşünde de onu hırçınlaşmış bir kişilikle görürdük. Yine aynı şeyler mi oluyor? Evet küçük hanım, değişen hiçbir şey yok. Sen onun nereye gittiğini mutlaka biliyorsundur dadıcığım. Söylesene, babam böyle esrarengiz bir şekilde nereye gidiyor? Oturun masaya da kahvaltınızı vereyim. Soruma cevap vermedin Fanny. Sen bu evin 20 yıllık kahyasısın. Bu evde senden habersiz sinek bile uçmaz. Bugün hava çok güzel. Kahvaltıdan sonra atla gezinti yapın biraz. Köyümü ne kadar da özlemişim. Şu tabiat, şu çiçekler, şu kuşlar, başka nerede var ki? Sus diyorum sana, sus pis hayvan, yürü çabuk. Aman Allah'ım, bu kadın ne yapıyor böyle? Neredeyse köpeği boğacak. Bakar mısınız? Köpeğinize neden eziyet ediyorsunuz? Boğazına taktığınız ip neredeyse boğacak zavallı hayvanı. Size ne? Köpecik benim değil mi? İstediğimi yaparım. Hayır, yapamazsınız. Bana verin o köpeği. Size onun için bir şilin vereceğim, tamam mı? Bir şilin mi? Yapmayın hanımcığım. Köpeciğimden ayrılmaya dayanamam ben. O benim biricik arkadaşım. Bakın, bir şilin dedim. Bir kuruş fazla vermem. Öyle olsun, ne yapalım? Ver bakalım bir şilini. Al bakalım. Şimdi aklıma geldi, yanıma para almadan çıkmışım evden. Madem öyle, ben de vermem köpeciğim. Yürü hadi pis hayvan. Yapma, dur, boğacaksın hayvanı. Günaydın. Neler oluyor burada? Bayım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, bir şey mi oldu? Bu köpek bu kadının elinde hem bakımsızlıktan hem de açlıktan ölmek üzere, görüyor musunuz? Evet, zavallı hayvanın durumu kötü. Bakın, bu köpeği satın almak istiyorum ama evden parasız çıkmışım. Bana bir şilin ödünç verir misiniz? Elbette. Hayır, köpeciğimi satmaktan vazgeçtim. O benim köpeğim, neden satayım ki? Ama az önce bir şiline razı olmuştunuz. O az evveldi, şimdi vazgeçti. Tamam, alın size iki şilin. Ha, istemiyorsanız güle güle. Tamam tamam, verin parayı. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Size ne kadar teşekkür etsem azdır bayım. Tamam canım, ağlama, tamam canım. Şimdi eve götürür, karnını doyururum senin. Gel bakayım kucağıma. İsterseniz ben taşıyayım onu. Hem size de eşlik etmiş olurum. Nasıl isterseniz. Siz gelmeseydiniz ben ne yapardım bilmiyorum. Kadın onu vermeye dünyada razı olmazdı. Neyse, köpek sizin ya, artık mesele kalmadı hanımefendi. İşte evimize geldik. Bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Benim için zevkti. Köpeğinizi vereyim size. Aslında köpek sizin, parasını siz verdiniz. Öyleyse onu size hediye ediyorum. Ama üzerimdeki haklarından vazgeçmemek şartıyla. Nasıl yani? Mesela yaşayıp yaşamayacağını bilmek isterim. Acaba arada sırada evinize gelip onu görmeme izin verir misiniz? Ona ne şüphe. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Mesela yarın gelebilir miyim? Elbette. Bana henüz adınızı bağışlamadınız. Adım Karen Cordes. Benimki de Gabriel Rockwell. Yarın görüşmek üzere Bayan Karen. Güle güle Bay Gabriel. Bayağı yakışıklı bir genç. Ama nedense yüzünde esrarengiz bir hüzün var. Kimin nesi acaba? Aman Allah'ım. Bu da ne böyle? Hayatında hiç köpek görmedin mi Fanny? Ne kadar şirin değil mi? Bu kirli hayvan bu evde mi kalacak? Canım. Evet, evimiz kocaman. Ona da kalacak bir yer buluruz herhalde. Eyvahlar olsun. Evin her tarafı kıl içinde kalacak. Yataklarımız pire istilasına uğrayacak. Yapma Fanny. Bunda büyütülecek bir şey yok. Ona ben bakacağım. Ve benim odamda kalacak. Umarım bu hayvanın bir adı vardır. Onu ne diye çağıracağız? Bak, bunu hiç düşünmedim. Evet, köpeğimin bir adı olmalı. Tamam, buldum. Ona kasırga adını verdim. Ay, ne de kasırga ya. Bunun ayakta duracak hali yok.
Rahatsız etmiyorum ya. Geldiğinize memnun oldum Bay Gabriel. Eğer kasırgayı merak ediyorsanız söyleyeyim. Dünden bugüne çok daha iyi. Demek adını kasırga koydunuz. Çok güzel bir isim. Nerede şimdi? Bahçede. Umarım bize gelene kadar yorulmamışsınızdır. Hayır. Tomplesbury köyündeki Siyah Karaca Hanı'nda kalıyorum. Buradan 8-9 kilometre ötede bir köydür. Orayı biliyorum. Bu taraflara tatilinizi geçirmek üzere mi geldiniz? Ya, bir bakıma da öyle denebilir. Esas Yorkshire'da kalıyorum. Eviniz nerede? Morside Gölü'nün kıyısındadır. Evimin adı Kirkland Revels'tır. Belki duymuşsunuzdur. Hayır, duymadım. Kirkland Revels. Bu ismi sevdim. Buraya çok uzak mı? Fazla uzak sayılmaz. Bir günlük mesafede. Tarihi bir yapıdır. Ne güzel. Demek bizim civara tatilinizi geçirmeye geldiniz. Kırda atla gezerken de... Sizinle tanıştık. Bu tesadüfe ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. İşte kasırga da geldi. Kutlarım sizi Karen. Gerçekten de bir gün içinde köpeği iyileştirmişsiniz. Fazla bir şey yapmadım canım. Sadece karnını doyurdum, yıkadım, temizledim. Zavallı hayvan günlerce aç kalmış. Bakın, sizi tanıdı. Bakın nasıl da ayaklarınızın ucunu uzandı. Ah, az kalsın unutuyordum. Onun için ödediğiniz 2 şilini size iade etmeme izin verin lütfen. Yo, asla olmaz. Onu size hediye etmiştim. Unuttunuz mu? Evet ama tanımadığım birinden hediye almak prensibim değildir. Dün tanıştık ya. Eğer sık sık buraya gelmeme izin verirseniz birbirimizi daha da yakından tanıma fırsatını buluruz. Sizce bir sakıncası yoksa tabii. Hayır, ne sakıncası olacak. Tersine çok sevinirim. Burada arkadaşlık yapacağım hiç kimse yok. Bakıyorum da o köpek vasıtasıyla tanıştığınız delikanlıyı gördüğünüz günden bu yana yüzünüz çok gülüyor küçük hanım. Gabriel iyi bir insan Fanny. İyi ki tanışmışım onunla. Yoksa devamlı soru soran bir kahya ve asık yüzlü bir babanın arasında delirirdim. Devamlı soru soruyorsam iyiliğiniz için soruyorum. Bir anneniz olsaydı eminim o da size benim sorduğum soruları sorardı. Haklısın, pekala, istediğin her şeyi sorabilirsin dadıcığım. Kimdir, neyin nesidir bu Gabriel denen delikanlı? Sadece bizim buraya bir günlük mesafedeki bir yerde bir köyde oturduğunu biliyorum, o kadar. Hepsi bu kadar mı? Evet. Hayır. Bir de ondan hoşlandığımı söyleyebilirim. Hoşlanmak mı? Ne kadar hoşlanıyorsunuz? Eğer onunla evlenip evlenmeyeceğimi merak ediyorsan buna net bir cevap vermem imkansız Fanny. Onu tanıyalı şunun şurasında bir ay oldu. Yakışıklı, hoş birisi ama... Ama? Onda bilemediğim bir esrar var sanki. Tanıştığımız zaman Siyah Karaca Hanı'na birkaç günlüğüne geldiğini söylemişti. Ama şimdi evine dönmekten hiç söz etmiyor. Bulmuş sizin gibi dünya güzeli bir kızı, bırakıp da döner mi evine artık? Mesele o değil. Kendinden çok az söz ediyor. Sanki yaşamının bir kısmını gizliyormuş gibi geliyor bana. Bu da beni rahatsız ediyor. Belki de hayatında bilinmesini istemediği bazı karanlık noktalar vardır. Bilemiyorum Fanny. Ama doğrusunu söylemek gerekirse onun bu esrarlı hali beni daha da cezbediyor, ne yalan söyleyeyim. Karen, Kirkland Revels'ı görsen beğenir misin? Niye beğenmeyeyim? Çok eski bir yapı olduğunu söylemiştin. Ben eski evlere bayılırım. Revels 16. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş. Kirkland Manastırı'nın dağıtılmasından sonra da arazi ecdadımıza verilmiş. Rockwell'ler de manastırın taşlarını sökerek evi bina etmişler. Demek evinizin taşları eski bir manastırdan alınmış. Evet, tonlarla taş. Ama manastırın büyük bir bölümü hala yerli yerinde duruyor. Baktıkça bazen korkuyorum o harabelerden. Niye? Bütün tarihi yerler gibi insanın üzerinde garip bir etki yapıyor. Sanki harabelerin içinden kukuletalı keşişlerin çıkacağını düşünüyorum. Orayı görünce senin de aynı hissi duyacağına eminim. Bir dakika. Yani benim orayı göreceğimi mi söylemek istiyorsun? Neden olmasın? Ben sizin evinize konuk oldum. Neden sen de bize gelmiyorsun? Bilemiyorum Gabriel. Karen. Yakında evime dönmek zorundayım. Ama sesinden hiç de geri dönmek istemiyormuş gibi bir halin yok, öyle değil mi? Senin iyi arkadaş olduk değil mi? Birbirimizi tanıyalı sadece bir ay olduğunu söyleyebilirim. Ama kaderin bizi tanıştırdığını unutma. Karen. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun Gabriel? Eve dönmek istemiyorum. Neden?
Yoksa evine dönmekten korkuyor musun? Korkuyor muyum? Korktuğumu da nereden çıkardın? Bilmem, bana öyle geldi. Rivals'a dönmek istemeyişimin sebebi sensin Karen. Çünkü burada senin sayende hayatımın en mesut haftalarını geçirdim. Senden ayrılmak istemiyorum. Belli olur mu? Bakarsın bir gün yine birbirimize rastlarız. Ne zaman? Ne bileyim, bir gün işte. Ama o bir gün çok geç olabilir. Nasıl yani? Ne kadar ömrümüzün kaldığını biliyor muyuz? Birimizden birimiz yarın ölecekmişiz gibi konuşuyorsun Gabriel. Ölümün pusuda beklemediği ne malum Karen? Hadi Gabriel, ikimiz de daha çok genciz. Bizim yaşımızdaki insanların ölümden söz etmesi çok saçma. Her şeyi hesaba katmak lazım. Karen, benimle evlenir misin? Hı? Ne? Şaka mı bu? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadığıma inanabilirsin. Ama birbirimizi tanıyalı şunun şurasında ne kadar oldu ki? Öyle deme. Her gün buluştuk. Birbirimizi iyice tanıdık. Hayatta senden başka kadın istemiyorum. Bu kadarı yeterli değil mi? Bilmiyorum Gabriel. Evet, seninle iki iyi arkadaşız. Ama hiç evlenmeyi düşünmedim ben. Cevabınız bu mu? Bilemiyorum. Birbirimiz hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Yani beni iyi tanımadığını söylemek istiyorsun, öyle mi? Evet. Atları seviyoruz, köpekleri seviyoruz. Beraber olmaktan zevk alıyoruz. Hem ben senin yanındayken gülebiliyor ve mesut olabiliyorum. İnsan gülebildikten ve mesut olabildikten sonra hayatta başka ne ister ki? Evlenecek çiftlerde sadece bu kadar görüntü yeterli olmaz. Başka ne gerekli sence? Ne bileyim ben. Örneğin evindeki insanlarla gülüp mesut olabiliyor musun? Karen, ben senden başkasıyla mesut olamam. Bu kadarı evlilik için yeterli mi sence Gabriel? Yalvarırım. Yalvarırım bana hayır deme Karen. Duygularımı anlamaya ve biraz da sen beni istemeye çalış. Bana ailenden söz eder misin? Annem beni doğurduğu sırada ölmüş. Ben hiç anne sevgisi tatmadım. Benim gibi. Beni de annem doğururken ölmüş. Peki ailede senden başka çocuk yok mu? Benden 15 yaş büyük bir ablam var. Genç yaşta dul kaldı. 17 yaşında bir oğlu var. Babam sağ ama çok yaşlı. Bir halam var. O da çok yaşlı. Hatta biraz, nasıl söyleyeyim, bunak gibi. Peki evinizi kim idare ediyor? Şimdilik ablam Ruth. Babam ölüp de evin sahibi ben olduktan sonra da idare evleneceğim kadına geçecek tabii. İşte merak ettiğin şeyleri anlattım sana. Şimdi teklifime ne diyeceksin? Vakit çok geç oldu Gabriel. Eve gitmeliyim artık. Bu meseleyi bir başka gün konuşsak nasıl olur? Esrarlı Kule adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.